وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنْزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْكُرُوبُ وَتَنْزِلُ رَحْمَةُ الْغَفَّارِ غَيْثًا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli abilerim ve kardeşlerim, öncelikli olarak seminerimize yakından uzaktan iştirak eden tüm kardeşlerimize ve bu seminerde emeği geçen az veyahut çok fark etmeksizin bizleri tek bırakmayan, bizlere yardımcı olan tüm kardeşlerimize öncelikli olarak teşekkür ederim. Allah Azze ve Celle amellerimizi makbul eylesin. Ve bizlere kıyamete kadar kesilmeyecek salih ameller nasip eylesin. Benim bu seminerde sizlere sunmayı düşündüğüm dersimizin mevzusu, afişte de zaten zikredildiği üzere, tevhid akidesinde birlikteliğin önemi hakkında olacaktır. Tabii ki bugünkü sohbetimiz, geçmiş sohbetlere nazaran değişik bir manzara elde edecek mahiyette değil. Aslında hepimizin bildiği ama bazen ihmalkarlıklarımız sebebiyle ve acziyetimiz sebebiyle tekrarı zorunlu kılar mahiyetindedir. Ben böyle bir dersin daha faydalı olacağını düşünmem sebebiyle böyle bir mevzuyu seçtim. Tevhid akidesinde birlikteliğin önemi derken öncelikli olarak birliktelik ne demek? Veyahut cemaat denilince anlaşılması gereken nedir? Biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Gerek Allah Azze ve Celle kitabında, gerekse Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde iman edenleri, teslim olmuş olan kimseleri daima birlikte yaşamaya teşvik etmiştir ve bu teşvikle beraber emretmiştir. Allah Azze ve Celle Âl-i İmrân suresinin 103. ayeti kerimesinde buyuruyor ki, hepimizin bildiği üzere وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın. Sakın ha tefrikaya düşmeyin, parçalanmayın. Şimdi bizler iman etmiş kimseler olarak gücümüzün yettiği kadarıyla dinimizi öğrenmeye çalışıp ve gücümüzün yettiği kadarıyla amel etmeye çalışan insanlarız.
Allah Azze ve Celle'nin dininin kamil bir şekilde, kamil bir manada yaşanabilmesi bu hiçbir zaman ferden asla mümkün değildir. Bizler bazen düşüncelerimiz noktasında çok büyük hayaller ve kendimize göre çok büyük gayeler edinmiş olabiliriz. Kişi ferden, yani tek başına çok büyük düşünebilir, çok büyük hayaller kurabilir. Ama fazilete değer büyük işler, değerli kardeşlerim, hiçbir zaman ferden değil, bu cemaat halinde, topluluk halinde yapılacak işlerdendir. İmam Tirmizi'nin Sünen'inde tahric etmiş olduğu bir hadiste, cemaatin ehemmiyetinden ve fırkalaşmadan sakındırırken nakledilen bir hadiste diyor ki, aleykum bil cema'a, cemaate iltizam edin. Yani İslam cemaatinden ayrılmayın. Ve iyyakum vel furqa. Ve Allah ve devamında deniliyor ki fırkalaşmaktan da uzak durun. Sakın ha buna düşmeyin. Fe inne şeytane ma'al vahidi. Çünkü şeytan hiç şüphesiz ki tek kişiyle kalanlarla beraberdir. Cemaatten olan iki kişiden ise daha uzaktır. Ve devamında deniliyor ki her kim cennetin en güzel yerinde bir köşk sahibi olmak isterse o kimse neye iltizam etsin? Cemaate iltizam etsin. Ve her kimi de yapmış olduğu iyilik sevindiriyorsa, yapmış olduğu kötülük de onu üzüyorsa فَذَٰلِكَ mümin. İşte o kimse mümindir deniliyor. Şimdi baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin öncelikli olarak bizden razı olacağı şey, hocalarımızın da zikrettiği üzere, sahih bir akidedir. Tevhid üzere, tevhid üzere olmaktır. Ve Allah Azze ve Celle bu tevhid üzere birliktelikten sonra bunun muhafazası için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zikretmiş olduğu bir hadiste, Bukhari'nin Edebül Müfredinde geliyor. Aynı zamanda İmam Müslim de sahihinde tahric ediyor bunu. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şeylerden bir tanesi de değerli kardeşlerim, tevhidin muhafazası gereği hep birlikte toptan Allah'ın ipine yapışıp tefrikaya düşmememizden razı olmaktadır. Hadiste deniliyor ki, Ebu Hureyre'den gelen nakilde, An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, İnna Allahe yerda lekum selase ve yekrahu lekum selase. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle sizin için üç şeyden razı olmaktadır. Üç şeyde sizin için kerih görmektedir. Ve devamında Allah Resulü şunu buyuruyor, يَرْضَى لَكُمْ اَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmadan ona ibadet etmenizden razı olmaktadır. Ve devamında razı olduğu ikinci şey, وَاَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep birlikte Allah Azze ve Celle'nin ipine yapışıp tefrikaya düşmemenizden de razı olmaktadır. Üçüncü razı olduğu şey ise وَاَنْ تُنَاسِحُوا مَنْ وَلَّهُ اللّٰهُ اَمْرَكُمْ. Allah Azze ve Celle'nin sizin işleriniz için başınıza tayin etmiş olduğu yöneticilerle nasihatleşmenizden de razı olmaktadır. Ve devamında وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلْ وَقَالْ وَكَسْرَةَ السُّؤَالْ وَاِضَاعَةَ الْمَالْ. Ve şu üç şeyi de sizin için kerih görüyor, hoşlanmıyor. Denildi ki, dedi ki, yani dedikodu veyahut çokça soru sormayı ve malı zayi etmeyi sizin için kerih görmektedir diyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zikretmiş olduğu bu hadisteki ifade şekline baktığımızda değerli kardeşlerim, Allah Resulü doğrudan şöyle bir ifade kullanmıyor. Allah sizin için şunlardan razı olmuştur, bundan razı olmuştur, şöyle yapmaktan razı olmuştur diye bir ifade kullanmıyor. Üç şeyden razı olmuştur, üç şeyi de sizin için kerih görmüştür. Sonra razı olduğu şeyler ve kerih görünen şeyler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından bunlar tafsilatlı bir şekilde açıklanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir ifade kullanmasındaki hikmet, teşvik edici bir üslup olması sebebiyledir. Yani bir Müslüman, iman eden bir kimse, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kendisine gaye edinen bir kimse, bu ifadeyi duyduğunda
ister istemez insanın aklına, gönlüne şu soruyu getirttirir. Allah'ın razı olduğu şu şeyler nelerdir diye. Ve Allah'ın kerih gördüğü bu şeyler nelerdir diye ister istemez bunlar insanın aklına gelir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bununla mühim olan şeyi korumak ve kendisine dikkat çekmeyi sağlayabilmek için güzel bir şekilde istifade etmek için kullanılmış bir üsluptur bu. Meselenin ehemmiyetinden dolayı. Ve bu aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu öğüdün kemalinden, onun beyanının önemli olmasındandır değerli kardeşlerim. Ve hiç şüphesiz ki İslam dediğimizde bu bir cemaat, yakınlık, muhabbet ve yardımlaşma dinidir. Şu an bizler bile de burada bulunurken Şeyh Adnan Arur olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ebu Said Hoca bunu sürekli zikrediyordu. Allah kendisine rahmet eylesin. Bizim bir araya gelmemiz, bizim bir arada bulunmamız hizipleşmek için değil, taavun içindir, yardımlaşmak içindir. Eğer bu yardımlaşma hakiki anlamda tevhid üzerinde bir birliktelik değilse bu hüsrandan başka bir şey insana getirmez. Ümmetin vahdet olamamasından dert yanan insanlara baktığımızda toplumumuzda değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini bir pastel gibi malzeme olarak kullanmaktan öteye geçmez. Az önce zikrettiğimiz ayet-i kerimeyi birçok kimse okur. Ümmetin zillet içerisinde olmasından, ümmetin vahdet olamamasından sürekli insanlar dert yanarlar. Ve ayeti de okurken derler ki hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, sakın ha parçalanmayın derken, bu kimselere baktığımızda ayet aslında ittifakı, akide üzerindeki bir birlikteliği, ittifakı anlatırken onlar ise iltihakı, kendi hizbine, kendi fırkasına, kendi grubuna katılma anlamında bunları kullanmaktadırlar. Halbuki bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın ipine yapışın derken kendisi neyi murad etmiş ve neyi müjdelemiştir? İbni Ebi Şeybe'nin musannefinde gelen bir hadiste Şeyh Elbani de bunu bizzat kendisi tasih ediyor. Diyor ki An Ebi Şurayhin El-Cüza'i قال, Ebu Şurayh El-Cüza'i dedi ki Kharaca aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fekal Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanımıza çıkıp geldi ve şöyle buyurdu Ebşiru, ebşiru Size müjdeler olsun. Size müjdeler olsun. Eleyse teşhedûne en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Siz Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musunuz? Kalû ne'am. Onlar evet dediler. Ediyoruz dediler. Kal Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki فَاِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللّٰهِ وَطَرَفُهُ بِاَيْد۪يكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ Muhakkak ki, ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine şunu söyledi. Muhakkak ki bu Kur'an bir ucu Allah'ın elinde, diğer ucu sizin elinizde olan bir vesiledir, bir araçtır. Bu sebeple ona sımsıkı tutunun, temessük edin. فَاِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ اَبَدًا Eğer ona sımsıkı tutunursanız ondan sonra ebedi olarak asla sapmaz ve helak olmazsınız buyurdu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Cemaat denildiğinde değerli kardeşlerim hiç şüphesiz ki tabii ki de cemaat kavramı bizim için önemli. Çünkü bu İslami bir kavramdır, şeriata ait olan bir kavramdır. Derslerimizde sürekli zikrettiğimiz üzere İslam'a ait olan kavramların ancak İslam tarafından, vahiy tarafından açıklanması gerekir. Toplum, kanaat, heva, görüşe göre açıklanılma hakkına zerre kadar hiç kimse bu hususta bu selahiyete sahip değildir. Cemaat kavramı bizim için de önemli. Yani Müslümanlarla birlikte yaşama, onlarla birlikte vakit geçirme, sebat ehli olabilmemiz için, zürriyetimizin hidayetleri için bizler için çok önemli bir konudur. Lakin burada dikkat etmemiz gereken şöyle önemli bir nokta var ki o da şudur. Cemaat olma ile fırka olma ayrı şeylerdir. Cemaatleşme akidedeki birlikteliktir. Ne kadar akidede, sahih olan akidede bir birliktelik varsa işte o bir cemaattir, tek bir cemaattir. Bizim şurada
Yani sayımızın hiç önemi yok bir yerde. 1000 kişi de olsak, 1500 kişi de olsak, itikadi anlamda bir birliktelik yoksa bu kuru kalabalıktan hiçbir şey ifade etmez. Onun için cemaat denildiğinde değerli kardeşlerim, öncelikli olarak inançtaki, akidedeki birliktelik esas alınır. Fırkalara bakın, günümüzde cemaat adı altında olan yapılanmalar, aslında biz onları cemaat olarak tesmiye etmiyoruz. Bunlar fırkalardır, hiziplerdir, gruplardır. Fırkalarda Allah'ın isimleri, sıfatları, Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp tanıtmaktan daha çok kimlerin sözlerini, kimlerden daha çok bahsederler? Hocaların, şeyhlerinin, abilerinin sözlerinden bahsederler. Ama selef akidesine, sahih akideye sahip olan cemaatlerde ise zerre kadar şeyhlerin, hocaların, onların faziletlerinden daha çok Allah'ın ayetleri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisleri zikredilir. Ki selefe baktığımızda İbn-i Kayyım Rahimahullah Bedâ'i'ül Fevâid adlı eserinde diyor ki, ilmi tarif ederken, el-ilmu قَالَ اللّٰهُ وَقَالَ الرَّسُولُ İlim Allah dedi ki, Resul dedi ki'dir. Onun için cemaatleşmede akide üzerine olan bir cemaatleşmedir ki bizim tevhid üzerine birleşmemiz gerekir. Ve burada şöyle bir söz zikrediyoruz ki değerli kardeşlerim, bunu da söylerken aslında toplumun yanlışlarına sebep zikretme ihtiyacı hissediyoruz. Biz aslında bir cemaatiz ama eğer sahih akide üzerine sahipsek, yeri geldiğinde de aslında biz bir cemaat değiliz. Bir cemaatte olmaya çalışmıyoruz diyoruz. Neden? Aslında biz bir dinin müntesipleriyiz. Allah rahmet eylesin, hoca bunun üzerinde sürekli vurgularken şöyle bir ifade kullanıyordu. Bir cemaatin müntesibi mi olmak daha faziletli yoksa bir dinin müntesibi mi? Hiç şüphesiz ki bir dinin müntesibi olma. Bizim toplumdaki maalesef en büyük müşkilat, cemaat kavramının fırkalaşmaya, hizipleşmeye sebep olması sebebiyle biz bir dinin müntesipleriyiz. Sahih akide üzerinde olmaya çalışan insanlarız. Ve biz cemaati değerli kardeşlerim asla ama asla ismen değil, içerdiği şeylerle, o müsemmayla, muhteviyatla sahip olmaya çalışıyoruz. Ve bunun ilk öncelikli olanı, en vacip olanı da bizim üzerimize, ilk vacip olan, en son vacip olan da tevhiddir değerli kardeşlerim. Rabbim bizim son nefesimizde de tevhid ehli olarak ölen kullarından eylesin. Hiç şüphesiz ki tevhid kelimesi olan la ilahe illallah Müslümanlar için dünyada bir şeref sebebi, ahirette ise bir kurtuluş sebebidir. İbn-i Kayyım Rahimahullah Zâdül Me'ad adlı eserinde buyuruyor, diyor ki kelimetul İslam ve miftahu darissalam ve anha yus'alul evvelun vel ahirun. İslam kelimesi olan ve selam yurdunun anahtarı olan la ilahe illallah Muhammedun Resulullah öncekilere ve sonrakilere sorulacak olan şeydir. فَلَا تَزُولُ قَدَمَ الْعَبْدِ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ مَسْأَلَتَيْنِ Ve kişi bu iki mesele hakkında sorguya çekilmeden Allah Azze ve Celle'nin huzurundan ayaklarını kıpırdatamaz. مَاذَا كُمْتُمْ تَعْبُدُونَ Siz neye kulluk ediyordunuz? Neye ibadet ediyordunuz? وَمَاذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ Ve size gelen Resullere hücceti ikame eden, Allah Azze ve Celle'nin bir merhameti olarak gönderilen o Resullere ne şekilde icabet ettiniz, onlara cevap verdiniz. فَجَوَابُ الْعُولَ بِتَحْقِقِ لَا اِلَٰهِ اِلَّهِ مَعَرِفَةً وَاِقْرَارًا وَعَمَلًا Birinci sorunun cevabına gelince, yani La İlahe illallah'ın tahkiki ise, yani gerçekleştirilmesi, bu da La İlahe illallah sözünün bilinmesi, ikrar edilmesi ve onun gerektirdikleriyle, muktezasıyla neyi gerektiriyorsa müsbet ve menfi olarak, yani kabul edilmesi, reddedilmesi gereken şartlar olarak neyi varsa bunların hepsinin amel edilmesidir. Ve devamında ve cevabu saniyeti bi tahkiki enne Muhammeden Resulullah ma'rifeten ve ikraren ve inqiyaden ve ta'aten. İkinci sorunun cevabına gelince, yani Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bunun tahkikine gelince bu da Allah Resulü'nün, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu bilmek, onu ikrar etme, onun emirlerine ise inkiyat duyma. Yani gönül rahatlığı ile hiçbir sıkıntı gönlünde hissetmeden teslim olma ve ona itaat etmekle gerçekleşir.
Çünkü kıyamet günü değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bütün insanları bir araya toplayacak ve adalet terazilerini hiç şüphesiz ki kuracaktır. Ve bu tevhid kelimesi olan La İlahe illallah kelimesi terazide en ağır gelecek olan şeydir. Allah Azze ve Celle bu hakikati Hud suresinde şöyle buyururken anlatıyor, diyor ki ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُعٌ لَهُ النَّاسِ. İşte o gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür. وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. Ve o gün bütün mahlukatın hazır bulunduğu bir gündür. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تُكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Biz onu kıyamet gününü sadece sayılı bir müddete kadar bekletir dururuz. O gün geldiği gün Allah'ın izni olmadan da hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahtır, kimisi ise sait yani mutludur diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Allah Enbiya suresinde bu hakikati başka bir vasıf ile anlatırken şöyle buyuruyor, diyor ki وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü için hiç şüphesiz ki biz o adalet terazilerini kuracağız. Yani bunda şüpheniz olmasın. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecektir. Yapılan bir iş hardal tanesi ağırlığınca olsa dahi biz onu oraya getirip muhakkak ama muhakkak koyacağız. Ve devamında Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَكَفَى بِنَا حَاسِب۪ينَ. Hesap görücü olarak istiyorsanız hesap görücü olarak biz yeteriz diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bizler bu mevzuda yani tevhid meselesinde devamlı ders dinleyen ve derslere gelen, okuyan bütün kardeşlerimiz bu mesele hakkında az veya çok bir şeyler muhakkak okunulup duyulmuştur. Devamlı derslerimizde temas etmek zorunda kaldığımız şöyle bir cümle vardır. Bizler tevhidi kabul eden insanlarız. Tevhidin önemini, şirkin pisliğini, bizim dünyevi ve uhrevi hayatımızı hüsrana uğratan bir iş olduğunu sürekli derslerimizde anlatıp dururuz. Tevhidi kabul ettik ama gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tevhidi kabul ettik, gerçekleştirmeye çalışıyoruz derken aynı zamanda şirkten de uzak durmaya çalışıyoruz ki aynen bizim gibi tevhidi öğrenirken bir başka insanların da tevhidi öğrenmesine vesile olmaya çalışıyoruz. Bu hususta gayret gösteriyoruz. Lakin burada ihmal ettiğimiz veyahut farkında olmadan düşmüş olduğumuz şöyle bir yanlış var. Allah bizleri bu hususta ıslah eylesin. Bizim yanlış algılayıp yanlış anlamamızı önlemek için herhangi bir hakikati kabul ettim demekle biz illa o işin uygulanmasını kamilen yapıyoruz anlamını çıkarmamamız gerekir değerli kardeşlerim. Yani bizler tevhidi kabul ettik ama tevhidi ne kadar anladık, ne kadar yaşıyoruz? Ebu Seyyid Hoca'nın zikrettiği üzere bu tartışma götürür. Bizler cahiliyeden çıkmış insanlarız. Her ne kadar tevhidi kabul etmiş olsak dahi ismen, müsemmada belki bazı noktalarda sorun vuku bulabilen kimseleriz. Ve bu hususta da Allah Azze ve Celle bizlere gayret ihsan eylesin ki Rabbim bizleri merhametiyle ıslah eylesin. Ve bazen şöyle düşmüş olduğumuz bir yanlış var. Şeytanın tuzağı tabii ki de bu. Bunu kasıtlı bir şekilde yapmıyoruz. Tevhid ehli olmakla, tevhidi kabul ettim demekle sanki hiç ateşe girmeyecekmiş gibi ve sanki Allah bize hiç azap etmeyecekmiş gibi bir zanla kapılabiliyoruz maalesef. Yani ben tevhidi kabul ettim. Tevhidi yaşamaya çalışıyorum. Kendimizi sanki peşinen cennete postalayabiliyoruz maalesef. Böyle bir düşünceye sahip olabiliyoruz. Bundan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Halbuki derslerimizde zikrettiğimiz üzere şöyle bir başlık atarız. Tevhidi gerçekleştiren bir kimse zina da etse, hırsızlık da yapsa o nereye girecektir? Cennete girecektir. Bu bizim itikadımızdır, inancımızdır. İmam Bukhari'nin Kitab-ı Rikak adlı bölümünde tahric etmiş olduğu bir hadiste şöyle deniliyor. Ebu Zer'den geliyor hadis. Diyor ki, Haracitu leyleten minel leyali. Ben gecelerden birinde dışarı çıktım. Feizâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemşi vahdehu
وَلَيْسَ مَعَهُ اِنْسَانٌ Bir de baktım ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanında hiçbir insan olmadığı halde tek başına yürüyor. قَالْ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ اَحَدٌ Ebu Zer dedi ki devamında, ben de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisininle beraberinde hiçbir kimsenin yürümesini istemediğini zannettim. Ve bunun üzerine ben de ayın gölgesinde yürümeye başladım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüp beni gördü de men hâze, bu kimdir, o kimdir diye sordu. Kultu Ebu Zer, dedim ki benim Ebu Zer dedim. Ce'aleniyallahu fidâek, Allah beni sana feda etsin dedim. Ve devamında kal ya Ebu Zer ta'ala. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki gel ya Ebu Zer diye beni çağırdı. فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً Ve ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile beraberinde bir müddet yürüdüm. قَالْ فَقَالْ Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu söyledi. اِنَّ الْمُكْسِر۪ينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Muhakkak ki çoğaltanlar kıyamet gününde azaltanlardır. Yani muhakkak ki malı devamlı çoğaltanlar kıyamet gününde sevabı azaltanlardır. Allah Resulü şunu istisna tutuyor. İlla men a'tahu Allahu hayran fenefaha fihi yeminehu ve şimalehu ve beyne yedeyhi ve vera'ehu ve amila fihi hayra. Ancak Allah'ın kendisine bir hayır yani mal verdiği ve onun da bu malı sağına, soluna, önüne, arkasına veren, bu malda hayır yapan kimse böyle değildir dedi. Ve devamında Ebu Zer şöyle devam etti. فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً Ve sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile beraber yine bir müddet yürüdüm ki قَالْ فَقَالَ لِي Bana dedi ki Allah Resulü اِجْلِسْ هَا هُنَا Ey Ebu Zer burada otur. Ve ben sana dönünceye kadar sakın ha buradan ayrılma ve beni taşlık bir meydanda oturttu. Ve sonra Ebu Zer şöyle devam etti. Sonra kara taşlık arazi içerisinde ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı görmez oluncaya kadar gitti ve bana dönmesi epey zaman aldı. Ve Allah Resulü bayağı gecikti. ثُمَّ اِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنَى Ve dedi ki, sonra ben onun gelmekte olduğunu işittim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın. Gelirken hırsızlık yapsa ve zina etse de mi sözlerini söylüyordu. Hırsızlık yapsa ve zina etse de mi sözlerini söylüyordu. قَالْ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ Ebu Zer şöyle devam etti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam gelince artık ben sabredemeyip ey Allah'ın Resulü جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاءَكْ Allah beni sana feda etsin. Sen taşlık yerin kenarında birisiyle konuşuyordun. Fakat ben sana cevap veren hiçbir kimseyi işitmedim dedi. Ve bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki قال ذلك جبريل عليهسلام عرض لي في جانب الحرة O dedi ki bu Cibril Aleyhisselam'dır kendisiyle konuştuğum kimse. Harre'nin yanında bana geldi ve dedi ki Allah Resulü beşir ümmetek ümmetini müjdele ey Allah'ın Resulü. Ennehu men mâte lâ yüşriku billâhi şey'e dehalel cennet. Her kim Allah'a hiçbir şey şirk koşmayarak ölürse o cennete girer diye ümmetini müjdele dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbim de bizi bu müjdeye nail olanlardan eylesin. Ve ben de ya Cibril o kimse hırsızlık yapsa Allah Resulü diyor ki Cibril aleyhisselama o kimse hırsızlık yapsa ve zina etse de mi dedim. Evet dedi. Ben yine hırsızlık yapsa ve zina etse de mi dedim. O da evet şarap içmiş olsa da dedi. Bu hadis Buhari'de geliyor. Şimdi sahabe Allah kendilerine merhamet eylesin. Bu duruma öyle bir tacip eder nitelikte öyle bir soru soruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Sahih Müslim'de gelen farklı bir lafızda aynı manada paralellik teşkil eden bir lafızda şöyle deniliyor. An Ebil Esved-i Diyeli. O da Ebu Zer'den naklediyor. Diyor ki Haddesehu eteytun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve naimun aleyhi sevbun ebyad. Ebu Zer diyor ki ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğimde onun üzerinde beyaz bir giysi vardı. Ve geldiğimde Nebi Aleyhisselatü Vesselam uyanmıştı. Fecelestu ileyhi fekal
مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُمَّ مَاتَ عَلَى ذَٰلِكِ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ Ve ben diyor ki Ebu Zer, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına oturdum. Ve Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyip de bu hal üzere ölen hiçbir kul yoktur ki cennete girmesin buyurdu Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunun üzerine Ebu Zer de diyor ki ben dedim ki قُلْتُ وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقْ O kimse zina da mı etse, hırsızlık da mı yapmış olsa قَالْ وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقْ Nebi Aleyhisselatü Vesselam devamen tekrar dedi ki zina da etse, hırsızlık da yapsa. قُلْتُ وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقْ Tekrar soruyor. Peki hırsızlık yapsa, zina da mı etse? وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقْ Selasen. Üç kere bu durum tekrar etti. Ve sonra diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki رَغِمَ اَنْفِ اَبِي زَرْ Ebu Zer'in burnu yerde de sürtünse, yani o istemese de o kimse hırsızlık da yapsa, zina da etse, şarap da içmiş olsa tevhid üzere öldüğü müddetçe o kimse ne olacaktır? Cennete girecektir. İbn-i Recep el-Hanbeli, Allah kendisine rahmet eylesin, Kelimetül İhlas adlı eserinde Kelime-i Tevhid'i açıklarken orada bu hadislerle alakalı çok güzel bir izahta bulunuyor değerli kardeşlerim. Sayfa 14 ile 16'da. Diyor ki, La ilahe illallah diyen kimselerin cennete gireceğine dair gelen hadisler iki kısımdır. Birincisi, iki şehadet, yani Allah'ın ilahlığı ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resullüğü olduğu hususundaki iki şehadet kelimesini söylediği halde Allah Azze ve Celle'ye kavuşan kimselerin cennete gireceği ve ondan men edilmeyeceğini haber veren sahih olan hadisler vardır. Ve hadislerin zahirine göre de tevhid ehlinden hiç kimse cehennemde ebedi olarak kalmayacaktır. Eğer haram işlemişlerse Allah dilerse affeder, dilerse onu azap eder. Cehennem ateşiyle bu günahlarıyla temizlendikten sonra muhakkak cennetine girecektir diyor. Ve İbn-i Recep el-Hanbeli şöyle bir ayrımda bulunuyor. Diyor ki Ebu Zer'le alakalı gelen bu zikretmiş olduğumuz az önceki hadiste kişi diyor tevhidi gerçekleştirdiği sürece o kimse hırsızlık ve zina yapması onun cennete girmesine mani olan bir durum değildir. Bu şüphe götürmeyen bir hakikattir, gerçektir. Ancak bu gibi hadislerden de tevhidi gerçekleştiren bir kimsenin zina ettiği ya da hırsızlık yaptığı takdirde asla ama asla onun azap görmeyeceği manası da hiçbir zaman çıkmaz, çıkmaması gerekir. Yani bizler tevhid ehliyim diyerek ve tevhidi yaşamaya çalışıyoruz diyerek Allah'ın azabından hiçbir zaman emin olmamalıyız. Onun cezalandırmayacağından endişe duymama asla ama asla tevhid ehli olan kimselerin vasıflarından değildir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cehennem ehlinin en hafif azabını anlatırken şu şekilde tavsif ediyor. Diyor ki Numan İbni Beşir'den gelen nakilde. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. İnne ehvene ehlin nari azaben men lehu na'lan ve şiraken min nar. Dedi ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Kuşkusuz ki cehennemliklerin azabının en düşük olanı ateşten onun iki ayakkabı bağı, ateşten iki ayakkabı bağı vardır. Ve bunların tesiriyle onun beyni tencere kaynar gibi kaynar. Diğer taraftan bu şahıs kimseyi kendisinden daha fazla azaba da maruz kalmış bir şekilde görmez. Zanneder ki kendisine cehennemliklerin en şiddetli bir azabı uğratılıyor. Allah Azze ve Celle'nin ateşinden, azabından ona sığınırız. Ve Allah Resulü devamında diyor ki, halbuki kendisi cehennem ahalisinin en hafif azabını görendir. Diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soru soruluyor. Amcası Ebu Talip hakkında. Allah Resulü'nü himaye eden, müşriklere karşı koruyan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yardımda bulunan bir kimseye deniliyor ki Ya Resulallah Hel nefa'te ebe talibin bi şeyin fe innehu kâne yahutuke ve yagdabu lek deniliyor ki Allah Resulü'ne Ey Allah'ın Resulü Ebu Talib'e senin bir faydan dokundu mu? O seni her zaman saldırılardan korurdu.
senin için düşmanlarına karşı öfkelenirdi, himaye ederdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evet, faydası olur. O şimdi diyor derin olmayan ateşten bir çukur içerisindedir. Eğer faydam olmasaydı muhakkak ki o cehennemin en derin yerinde bulunurdu diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine diyor ki İbn Abbas'tan gelen nakilde, cehennemde azabı en hafif tadacak olanlardan birisi de hiç şüphesiz ki bu Ebu Talip'tir. Ona bir çift ayakkabı giydirilecek ki onlardan beyni kaynayacaktır diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi tevhid ehli olan kimseler, yani bizler ve sair kimseler dediğimizde değerli kardeşlerim, tevhid akidesindeki birlikteliğin önemi derken hakikaten bu çok büyük bir meziyet, çok büyük bir değer. Ama şeytan bizlere gerçekten öyle sinsi bir şekilde yaklaşıyor ki şeytan bizi gayrimüslimlere karşı onlara kinimizi, öfkemizi harcamaktan daha çok bu öfkemizin, kinimizi, enerjimizi birbirimize çok iyi harcattırıyor. Allah Azze ve Celle de, bundan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız ki Allah Azze ve Celle bizleri şeytanın her türlü tuzaklarından, desiselerinden muhafaza eylesin. Şöyle bir başlık atıyoruz. Tevhidin hatırını güden Allah Azze ve Celle iken biz nasıl olur da sahip olduğu tevhid inancına sebep bu hatırı gütmeyelim. Allah bu hatıra sebep kulunu kabul edip onu affediyor. Begavi'nin Şerh-i Sünnesinde gelen bir hadiste diyor ki, hadis kutsi. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Men alime enni zu kudretin ala mağfireti zunubi gafertu lehu ve la ubali ma lem yuşrik bi şey'e. Her kim beni günahları bağışlayacak bir güce, kudrete sahip olarak bilirse, bana hiçbir şeyde şirk koşmamışsa aldırış etmem, onun tüm günahlarını bağışlarım. Aldırış etmem, onun tüm günahlarını bağışlarım diyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah Subhanehu ve Teala kulunu tevhidin hatırına bağışlıyor. Tevhidin hatırına, yeryüzü dolusu günahla dahi gelse ona merhametiyle nazarda bulunuyor. Gelen bir hadiste Enes İbni Malik'ten geliyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. Ve yine قال الله تبارك وتعالى, ve yine Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Bu hadis de kutsi. Bu hadisi zikredeyim. Meseleyi fazla uzatmadan sonlandıracağım birazdan değerli kardeşlerim. يَا بْنَ آدَمْ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ ف۪يكَ وَلَا اُبَالِ Ey Ademoğlu, sen bana yalvardığın ve benden ümit ettiğin sürece senin hatalarını bağışlarım, hiç aldırış etmem. يَا بْنَ آدَمْ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِي Ey Ademoğlu, senin günahların göğün ufkuna ulaşmış olsa bile sen benden bağışlanma dilesen seni bağışlarım. Ben yine hiçbir şeye aldırış etmem. Ve devamda Allah Azze ve Celle diyor ki يَا بْنَ آدَمْ Ey Ademoğlu, اِنَّكَ لَوْ اَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئَا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً Ve ey Ademoğlu, sen bana dünya dolusu kadar hatalarla gelip bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan şüphesiz seni dünya dolusu bağışlanma ile karşılarım. Yani Allah Azze ve Celle burada tevhidin hatırına, o kuluna merhametle yaklaşıyor ki ve dünya dolusu günahı dahi olsa Allah Azze ve Celle şirk koşmadığı müddetçe, çünkü en büyük zulüm, en büyük cürüm budur ki Allah Azze ve Celle asla bundan razı değil. Ve Rabbim Allah Azze ve Celle bizleri hakiki anlamda tevhidi idrak edip hayatımızda gerçekten nefsimize uymadan yaşayan kimselerden eylesin. Tevhidin önemi bizim nezdimizde bilindikçe tevhid birlikteliği zaten kendiliğinden bu ister istemez oluşur. Allah Azze ve Celle bizleri tevhidi anlamayı nasip eylesin ki bizim birlikteliğimizi kuvvetli hale getirsin. Tevhid üzerindeki birlikteliğimizi dahil eylesin ve dersin evvelinde de zikrettiğim üzere, Şeyh Adnan Arun zikrettiği üzere, bizim bir araya gelmemiz, gelişimiz hiçbir zaman hizipleşmek için değil, tefrika için değil, taavun, birbirimize yardımlaşmak için,
birimizin yapamadığını bir başkasının yapabilmesi, aciz kaldığımız yeri bir başkasının tamamlayabilmesi için ve Allah Azze ve Celle kendi dini uğrunda samimi bir şekilde birbirimizle yardımlaşan kullarından eylesin. Ben meseleyi bugünlük burada bu kadarlıkla sonlandırayım inşallah. Bununla kifayet edelim. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk. Konuyla alakalı bir soru. Değerli kardeşlerimiz, ülkemizin birçok yerinde sürdürmekte olduğumuz tevhid davetini, imanı, küfre, tevhidi, şirke, iyiliği, kötülüğe üstün kılmak için sosyal medyada da sürdürmekteyiz. Siz de Yarpuz İslami Araştırmalar Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak tüm hatiplerimizin derslerine ulaşabilir, tevhid davetinin başkalarına da ulaşması için kanalımızı paylaşıp bu davete ortak olabilirsiniz.